Geçenlerde birebir ders verdiğim bir öğrencimle konuşuyorum. Ya dedi Sidar dedi yani dedi hani ben dedi işte Beyince Eray'ım dedi. Yani yıllardır bu işi yapıyorum dedi. Bu işe dedi işte uzmanlıktan başladım dedi. Doçentliğe çıktım dedi. Doçentlikten işte uluslararası bir sürü makale yayınladım vesaire. Son 4 senedir de işte ee, profil imkanı aldım dedi. Sonra dedi işte yavaş yavaş dedi bu piyasalara girdim dedi. Yani yaklaşık herhalde 2,5-3 sene oldu dedi. Dedi ben dedi bu 3 seneden beri dedi bir türlü kazanamıyorum dedi. ki En sonunda işte seni seyrettim vesaire dedi. Geldim buraya işte. Ya ben nerede yanlış yapıyorum dedi acaba dedi ki yani hani bende bu kabiliyet mi yok yoksa işte dedi işte beynim mi almıyor bunu vesaire vesaire dedim yani hocam artık ben hocam diyorum yani hocam dedim yani siz dedim yıllardır okuyorsunuz dedim bu işi yapıyorsunuz dedim yani bir profesör kadar ünvan profesör olacak kadar ünvana sahipsiniz dedim yani. Dedim siz bu kadar ameliyata giriyorsunuz, cerrahi operasyonlar yapıyorsunuz dedim. Bu işi yapmak için dedim kaç sene dedim şey yaptınız dedim okudunuz. Ya işte dedi şöyle böyle dedi 15-20 sene oldu vesaire dedi hala da okuyorum dedim. Ya dedim hocam yani artık hocam hoca sizsiniz dedim ya yani. hocam dedim. Siz bunları yapmak için hala okuyorsunuz dedim. E dedim bu iş yapmak için dedim yani alım satım bir trade yani bir trader olmak için. Bu iş için ne yaptınız dedim. Bu iş için dedi ne yapılır ki dedi ya düğmeye basıyorum alıyorum dedi yani ben. İşte bütün piyasanın, bütün piyasa oyuncularının, bütün traderların, bütün ben bu işi biliyorum diyenlerin en büyük problemi burada. Yani bu işin sadece tek düğmeyle basılıp yapılabileceğini zannetmeleri ki işte bu piyasaya giren yatırımcıların %90'ı veya %95'lik kesme yani büyük bir kesme bu yüzden para kaybediyor ki bu işi çok kolay gözüyle bakılıyor. Aynı zamanda şöyle demekte fayda var. Bilerek kolaymış gibi yapılıyor çünkü bu işten para kazanan çok çok fazla bir kesim var yani yani ne diyelim bankalar diyelim aracı kurumlar diyelim e, diğer traderlar vesaire diyelim çünkü bu işin ne kadar kolay yapılabildiğini gösterirlerse yatırımcıya işlemciye o kadar fazla para kazanma ihtimalleri doğuyor çünkü eğitimsiz ve bilgisiz geliyor. Şimdi bugün de işte bu e, hocamla yani artık e, profesör hocam diyelim bu hocamın benden yani işte bu e, sorusu üzerine benim bu videoyu hazırlamamı düşündüm. Çünkü dedim böyle bir sıkıntı varsa dedim bütün herkeste de vardır. Hatta şöyle bir şey geçti aramızda. İşte hocam, prof hocam dedik yani profesör kendisi. Dediğim gibi beyin cerrahı. Ya dedi ki bu işe başlayayım dedi 2 3 yerle işte görüştüm, eğitim vesaire alayım falan diye. O kadar fazla eğitim veren, o kadar fazla mentor, o kadar fazla strateji, o kadar fazla çizgi var ki dedi. Yani hani bu işin içine girdiğimizde bunların hangi biriyle, hangisiyle işlem yapacağız ve hangisi güvenilir? Aslına bakarsanız doğru çünkü o kadar fazla karmaşık bir konu ki yani çünkü ne oluyor ilk başta? Yani bu e, piyasaya giren e, yatırımcı en basit yollu para kazanma altın kürenin peşine koşuyor. Yani ne bu kutsal kase? kutsal kase stratejileri arıyor. Şimdi bugün gene ben bir kutsal kase bir stratejimiz var. Bu day trade yapanlar için özellikle ve ama benim bu stratejimi de siz alacaksınız, back testini yapacaksınız vesaire hepsini bir araya getireceksiniz. Tabii ki size uygunsa kullanacaksınız. Yalnız şöyle bir şey var. Bu videoda 3 bacaklı olacak. Bunun en önemli kısmı işte trendin hangi yönde olduğunu bulmaya çalışacağız. Gün içi trade'lerde özellikle. Yani sabah başlayıp da akşam kapatılan trade'lerde yani day trading'de trendin yönünü nasıl görebiliriz? Trendin yönünü belirledikten sonra olası yüksek ihtimalle karlı kapatacağımız pozisyonların en iyi giriş noktasını nasıl ayarlayabiliriz? Ve de pozisyonda otururken riskimizi nasıl yönetebiliriz ki bu riski yönetmek demek aslına bakarsanız duyguları bertaraf etmek demek yani bize gelen bu dışarıdan e, paranın işte kaybolduğu kay yani cebimizden giden para cebimize gelen parayı... o Anlık gelen duyguları nasıl bertaraf ederiz bunu hep birlikte bu videomda seyredeceğiz. Şimdi videoya geçmeden önce uzun zamandan beri demediğim bir şey söylüyorum. Eğer ki e, kanalımı daha yeni beni daha yeni görüyorsanız böyle beğen butonu var. Bir de abone ol bildirim aç e, vesaire bir şeyler var. Onlara da tıklarsak belki bir bu videom belki bundan sonraki bir tane videom seni büyük bir zarardan kurtarabilir. Şimdi hazırsak o zaman bu karma karışık sistemlerin içinde şöyle şöyle diyorum ben ne kadar sistem karma karışıksa o kadar para kaybettirir. Ne kadar sistem sade ve stabilse o kadar çok para kazandırır. Hadi bakalım. Şimdi stratejimize geçmeden önce stratejim tamamıyla price action üzerine olduğu için yani hiçbir indikatör kullanmayacağız. Sadece fiyat hareketleri ve Özellikle price action yapacağımız için mum çubuklarını öğrenmemiz lazım. Hemen ilk başta mum çubuklarına bir bakalım. Hangi mum çubuklarını kullanacağız onu bir görelim. E şimdi zaten benim diğer videolarımda da bu mum çubuklarını detaylı bir şekilde anlatıyorum. Mum formasyonları değil de ee, mumların gizemi, mum çubukların gizemi videomu seyredebilirsiniz. Çok detaylı öğrenmek için. Ama ben sadece burada 4 tane mum çubuğu kullanacağız bu stratejide gün içi işlemler için. Burada ilk başta yutan mum çubukları yani engulf. Bu mum çubuklarımız arkadaşlar boğa yutan mum çubuğu ve ayı yutan mum çubuğu diye ayrılıyor. Diyelim ki bir trendimiz var. Trend nerede aşağı yönlü gidiyor. Biz de pozisyonumuzu long yani uzun alacağız alımlı alacağız. Bizim bu trendde aşağı doğru diyelim ki inen mum çubuklarımız var şu şekilde iniyorlar. Bunlar ayı mum çubuğu yani satıcılı mum çubuğu işleri dolu ve kırmızı mum çubuğu. Daha sonra bu bizim yutan mum çubuğumuzun bu mum çubukları serisinden sonra eğer gövdesi bizim soldaki kırmızı mum çubuğumuzu yani kırmızı siyah veya beyaz da kullanabilirsiniz. Yutuyorsa biz bunu arkadaşlar engulf yani yutan mum çubuğu diyebiliriz. Yani ama boğa. Bunun tam tersi ayıya bakalım. Diyelim ki piyasa yükseliyor yükseliyor. Ve yani şuradan yükselirken burada bu mum çubukları nasıl gidiyor? Bu sefer boğa yani yeşil mum çubukları geldikten sonra şu son dönüş mum çubuğumun benim bu mum çubuğumu benim eğer ki ayı kırmızı bir mum çubuğu gövdesiyle birlikte yutuyorsa yani burada olduğu gibi gövdesiyle birlikte yutuyorsa yutan mum çubuğu ve aynı zamanda gene bir e, yükselen mum çubuğu yani boğa mum çubuğunun sonunda bu şekilde kırmızı bir yutan mum çubuğu gövdesi benim soldaki boğa mum çubuğunun gövdesini yutuyorsa bu da Ayı yutan mum çubuğu diye adlandıracağız. Şimdi şöyle bir şey de var. Bazı piyasalar gepli açılabilir. Onu da şöyle yapalım. Diyelim ki bu piyasa gene böyle düşüyor aşağı. Kırmızı kırmızı. Bura, e, yani ne oluyor? Düşen bir piyasada şöyle mum çubukları var. Hala düşüyor. Ve daha sonra gepli açılarak bu mum çubuğumuz böyle burada beliriyor. Yani yutan mum çubuğumuz nasıl beliriyor? Bunun gövdesini yutmuyor. Ama gepli açtığı için biz buna da yani borsalar mesela GAP'li açabilir. Biz buna da yutan mum çubuğu diyeceğiz. Çünkü zaten fiyatın kapanışı burada, açılışı burada olduğu için mum çubuklarının e, neydi açılış kapanış yerleri. Burası açılış fiyatı, açılış. Çok hızlı geçeceğim burayı. Çünkü diğer videolarıma bakabilirsin mum çubukları. Açılış fiyatı. Açıldıktan sonra fiyat belli bir seviyeye çıktıktan sonra günün en düşüğü, kuyruğu. Bu günün en düşük kısmı. Günün en yüksek ve kapanışı. Daha sonra ayı mum da tam tersi. Açılış fiyatı burası. Burası açılış. İşte biraz çıktıktan sonra vesaire fiyat aşağı düşüyor ve günü nerede kapatıyor? Açılış fiyatından aşağıda kapatıyor. Burası da kapanış fiyatı. Kapanış diyebiliriz böyle. Diyelim ki böyle burada kapattı kırmızı mum çubuğu. Daha sonra ertesi gün piyasa boğa yani alıcılı açıldı. Direkt gepli açıldı. Yani kapattığı fiyattan diyelim 9'dan kapattı ama burada... 9.9 buçuktan açmış olabilir. Şu arayı hızlı yani görmeden geçirmiş olabilir. Çünkü hiç satıcı gelmemişti. Direkt burada açar. Burada da kapatır. Bu yeşil mum çubuğumuz bizim gene yutan mum çubuğu olarak değerlendireceğiz. Bunun aynısını ayı yutan mum çubuğu da olabilir. Diyelim ki piyasa yükseliyor. Yükseldi. Yükseldi. Daha sonra ertesi sabah şöyle bir mum çubuğu kırmızı bir mum çubuğu oldu. Diyelim ki bu kırmızı yani satıcılı bir mum çubuğu. Bunun gövdesi bunun gövdesini yutmuyor görüyorsunuz ama biz öyle düşünmeyeceğiz. Gap'li açtığı için aşağıdan yani açılış fiyatı burası kapanış fiyatı da burası olduğu için bu aslına bakarsanız gene bu soldaki mum çubuğumuzu yutuyor. Yani bazı piyasalar borsa gibi bu şekilde açılabilir. Biz bunlara da yutan mum çubukları kullanacağız. Evet bir diğeri kullanacağımız yani 3. ve 4. mum çubuklarımız. Bunlar da boğa pimbarı ve ayı pimbarı. Bunlara doji de denir ya Dragon dragonfly de denir ben e, özellikle işte çekiş denir ters çekiş denir vesaire ama ben bunlara e, ayı pinbar ve işte burada görüldüğü gibi boğa pinbar yani boğa pinbar e, alıcıların olduğu bir piyasayı gösterecek bize ayı da satıcıların olduğu piyasa bunun arkadaşlar devamlı soruluyor hatta benim derslerimde de çok soruyor öğrencilerim bunun kırmızı veya yeşil olması veya siyah veya beyaz olmasının hiçbir önemi yok. Tamamıyla renksiz kabul edeceğiz bunu. Yani eğer ki böyle bir oluşum, böyle bir mum çubuğu gördüysek veya böyle veya işte bu şu şekilde gene biz bunu boğa olarak yani alıcılı bir piyasa olarak kabul edeceğiz. Gövde çok küçük olur veya hiç olmaz. Şöyle düşünelim. Diyelim ki burası açılış fiyatı olsun. Buradan açtı piyasa. Daha sonra o kadar fazla satıcı geldi. Aşağı bastırdı piyasayı. Daha sonra alıcılar geldi. Tekrar günü en tepeden kapattı. Yani burası da kapanış fiyatı olabilir. Veya tam tersi de olduğunu düşünelim. Onun için diyorum ki bunun rengi önemli değil. Diyelim ki burası açılış oldu. Bir anda satıcı geldi aşağı bastı ama daha sonra alıcılar geldi tekrar günü açılış fiyatına çok yakın yerde kapattı. Yani burada kapattı. Yani onun için bunun açılış veya kapanış nerede üstte veya altta oldu fark etmez ama gövdesi çok küçük olmak zorunda. Burada olduğu gibi ve burada hiç olmayabilir da Bunlara da doji denir ama fark etmez. Biz yine pin bar diyeceğiz. Üst fitil yoktur veya çok küçüktür. Dediğim gibi üst fitil yani piyasa Günün en üst tarafında olmak zorunda. Ve fitili ya burada görüldüğü gibi hiç olmayacak. Yani oradan açıp oradan kapattığı noktalar olacak. Ya da çok az bir bölümde fitili olacak. Alt fitil yani kuyruk kısmı mum çubuğunun 3'te 2 kısmına tekabül etmesi lazım. Bu da kuyruk kısmı yani e, pimbarımızın kuyruk kısmı büyük olması lazım. Yani en azından mum çubuğumuzun 3'te 2'sini kaplayacak şekilde. Yani bizim o zaman gövdeyle yukarı kısmımız. 3'te birini kaplayacak. Aşağısı 3'te 2'yi kaplamak zorunda ya da hiç kaplamayacak. Direkt en üstte kapatacak veya dediğim gibi kuyruk kısmı toplam mum çubuğumuzun 3'te 2'si kadar olacak. Burada da görüldüğü gibi bu kuyruk kısmımız bizim toplam mum çubuğumuzun 3'te 2'si kadar. Bu şekilde boğa pimbarı diyoruz bunlara. Peki diyelim ki ayı var yani satıcılı pimbarlar gövde çok küçük olur veya hiç olmaz. Gene bizim gövdemiz burada görüldüğü gibi ya çok küçük olacak bu gövde bizim yani açılışta kapanış arasındaki açılış e, kapanış veya burası kapanış burası açılış bizim için gene dediğim gibi fark etmez. Ama gövdesi ya hiç olmayacak bu şekilde doji dediğimiz ya da çok az olacak. Şöyle diyelim diyelim ki piyasa buradan açtı ne yaptı? çok fazla alıcı geldi ve fiyatı yukarı çekti ama daha sonra piyasayı günün sonunda veya saatin veya 15 dakikanın veya 5 dakikanın hiç fark etmez. O anlık mum çubuğunda aşağıya kadar satıcılar geldi fiyatı ta en dip noktadan bu mum çubuğuyla kapattı. İşte dediğim ki bunun tersi de olur fark etmez onun için rengi önemli değil. Diyelim ki burada açtı. Ne oldu? Alıcılar o kadar fazla geldi ki fiyatı en üst tepeye çıkardı. Ama daha sonra piyasaya inanılmaz bir şekilde satıcılar çok çok daha fazla gelip fiyatı tekrar en alt noktada en alt noktaya yani açılış fiyatına yakın bir yerde burada kapattı. Yani gövde çok küçük olması bizim için çok önemli. Yani siyah özür dilerim kırmızı veya yeşil olması önemli değil. Üst fitil yani kuyruk kısmı 2 bölü 3'üne tekabüler. Top, yani toplam mum çubuğumuzun toplam mum çubuğumuzun boyu buysa üst fitilimiz en az bu boyun 3'te 2'sine tekabül edecek. Yani burası bir birimse şu bölge 2 birim olacak. Toplam 3'te 2 olacak. Burada da aynı şekilde gene kuyruk kısmı ya 3'te ikisine tekabül edecek veya tümüne tekabül edecek. Yani çok azlık bir yani doji açtığı gibi kapatacak. Burada çünkü fiyat nasıl açıyor? Diyelim ki burada açılış fiyatı burası. Fiyatı yukarı kadar gene alıcılar götürüyor ama gene ayı piyasası olduğu için satıcılı bir piyasa olduğu için fiyatı en aşağı noktadan kapatıyorlar. O kadar fazla alıcıları tekrar bu bölgeden sonra eziyorlar ki satıcılar tekrar açtığı fiyattan kapatıyor. Yani burada gövde hiç olmamış oluyor. Bunlar bizim önemli 4 tane ayı pin var, boğa pin var, ayı mum çubuğu, ayı yutan mum çubuğu ve e, boğa yani alıcılı yutan mum çubuğu 4 tane şeyi kullanacağız. 4 tane mum çubuğumuzu kullanacağız ki price action üzerine günlük sistemimize bakabilelim. Evet, şimdi sistemimize geçmeden önce ben hala diyorum piyasada eğer ki siz kutsal kase stratejisini arıyorsanız mutlaka kaybediyorsunuzdur. Veya sizin birileri cebinizden para çalıyordur ki bu stratejiyi size ballandırıp ballandırıp böyle bir stratejinin olduğunu böyle bir stratejinin olduğunu söyleyip strateji satıyordur. Böyle bir strateji yok. Sizin belirleyeceğiniz ve backtest yani geçmişine bakacağınız, bakacağınız strateji Diyelim ki 1'e 2 veya 2.5 oranıyla en az %45 ile 55 arasında veya 60 arasında başarılı olması lazım. Yani win rate'i diyelim ki %1 ile işleme giriyorsanız %2.5'a veya 2'ye kar hedefi koyduğunuz bir sistem size kazanma oranı %50-50'nin biraz üstünde olması lazım. Yani %45 ile 55 bunun için de benim zaten bu sistemimi de back test yaparak kontrol edebilirsiniz. Böyle bir sistemde zaten istikrarlı bir şekilde para kazanacaksınız. Bu çok önemli. Onun için kutsal kaseyi aramayacağız. Kutsal kaseyi aramanıza lüzum yok. Şimdi sistemimiz ne üzerine? Sistemimiz bir trend takibi olacak. Gün içi, gün içi trend takibi olacak. Trendler gün içinde de devam eder veya işte haftalıkta da aylıkta da veya işte günlükte de veya işte yarım saatlik bir saatlikte de olacağı için biz gün içi trendleri takip edeceğiz olası bizim için en iyi giriş noktası yani bizim kazanma oranımızı yükseltecek en iyi giriş noktasını bulmaya çalışacağız ve en sonunda da riskimizi yöneteceğiz. Yani iyi bir disipline sahip olacağız. Bir kere ilk başta eğer ki alıma geçeceksek biz mutlaka düşen bir trend olması lazım. Yani düşen trend de en basit tabiri neydi? En son tepe bir önceki tepenin altında gerçekleşiyorsa ve en son dip bir önceki dibin altında gerçekleşiyorsa biz zaten düşen bir trenddeyiz demek. Yani bunu kenara yazacağız. Şimdi diyelim burada ne var? Tepe, dip. Tepe şöyle bir zikzak yaptıktan sonra dip. Yani benim burada bir düşen trendim var. Ben bu trendde pozisyonumu uzun yani alım için kullanacağım ve reverse yani geri dönüş noktası yani bu aslında bakarsanız benim bu sistemim tam gün içi trendlerin geri dönüş yaptığı pozisyonlara gireceğim sistemimiz olacak. Şimdi bu şekilde baktığımızda en son dip yaptığı en son tepe bu bölge veya bu bölge böyle bir direnç noktası çizebiliriz ki burada direnç çizmeyeceğiz vesaire hiçbir şey olmayacak. Tepe noktan benim düştükten sonra benim en son tepeyi kıran yani iniyor fiyat iniyor ama şu tepeyi kıran mum çubuğunu arayacağım ben. Ne olacak? Bu mum çubuğu mutlaka kapanışı benim bu tepenin üstünde olması lazım. Bakıyoruz buraya. Diyelim ki burası en, en son tepe burası olduktan sonra dip. Ve ben bu tepeyi kıracak mum çubuğu arıyorum. Bu kıramamış ama daha sonra bu mum çubuğu satıcılı olmasına rağmen burada bu mum çubuğu benim en son tepemi kıracak. Ben eğer ki böyle bir pozisyonda ve aynı zamanda benim 7, 14 ve 21'lik emam yani üstsel hareketli ortalamam da birbiriyle sıraya girdiyse nerede? 30 dakikada. Çünkü ben 30 dakikada ana trendi ölçeceğim. Daha sonra 5 dakikada pozisyona gireceğim yerlere bakacağım. Bu şekilde son benim şey yerim ee, giriş noktam yani 5 dakika ineceğim mum çubuğu bu mum çubuğu olacak arkadaşlar. Kapanış da bu bölge. Çünkü neden? En son tepe yerin üstünde kapattığı için. Şimdi 5 dakikalık mum çubuğumuza geçip nasıl pozitif beklenti sahibi olan pozisyonları yakalayacağımıza bakalım. 5 dakikaya geldik. 5 dakikalık mum çubuklarımızda olası bize güzel bir pozisyon yakalamamız için olası en iyi giriş noktasını nasıl yakalayacağız ona bakıyoruz şimdi. Bakacağız. Şimdi diyelim ki bizim en son noktamız neresiydi? Tabii ki bu bölgede kapattı. Nerede? 30 dakikalıkta da trendin değiştiğini, yeni en yüksek bu bölgede yaptı arkadaşlar. Bu bölgeden sonra ben pozisyona girmek için 7, 14 veya 21'lik EMA'larıma doğru çekilişte o benim meşhur price action yapmam için mum çubuklarımı arayacağım. Hangi mum çubuklarıydı? Yutan mum çubukları veya neydi? Pin bar'lar. Olası veya doji. Yani 4 tane mum çubuğumu arayacağım. Burada arkadaşlar fiyat zaten kırdıktan sonra bir daha bu bölgeye gelmemiş ki burayı da hadi görmedik diyelim. Burada da girilebilirmiş. Çünkü yutan bir mum çubuğu var. Ama diyelim ki bunu görmedik. Daha sonra ilk çekilme benim 7'lik emama geliyor. Ve 7'lik emamın üstünde ne beliriyor? Benim yutan mum çubuğum. Neden? Bakın burada gepli açmış hatta. Bu mum çubuğu yani sağdaki yutan mum çubuğum, soldaki Ayı yani satıcılı mum çubuğunu yutuyor benim alıcı mum çubuğum. Ben bu bölgede artık pozisyona hazırlık başlayacağım. Şimdi biraz sonra bunların örneklerini de inceleyeceğiz. Ne yapacağım? Bu bölgede bu mum çubuğunu gördükten sonra ben bu mum çubuğunun üstüne 1-2 kademe veya 2-3 kademe üstüne alımı yazacağım. Yani bu bölge benim giriş emrimi yazacağım bölge. Stopumu da en son ki mum çubuğunun yani en son ayı geri dönüş mum çubuğunun altına yine 2-3 kademe veya işte... 1 2 2 3 veya kademe altına veya pip altına vesaire stopumu koyacağım. Yani bu bölgede benim stopum. Burada da kar yerimi diyelim ki burada ne kadar karı kar yerimi nasıl belirleyeceğim? Diyelim ki burada ne kadar zarar stopu koyuyorsam burası benim zarar stopum. Şöyle bir şey var arkadaşlar. tradersanız stop koymak zorundasınız. Stop koymuyorsanız zaten trader değilsiniz. Stop koymayan %90'lık 95'lik kaybeden kesimdesinizdir. Yatırımcı stop koymaz. Yatırımcı zaten düştükçe %5 veya %10 her düşüşte mallanır, mal toplar, yatırımcıdır o uzun vadelidir. Trader da katiyen uzun vadeli olmaz. Tam tersi stop kullanır. Piyasa düşerse stop bulur o pozisyondan çıkar. Bizim burada yaptığımız şey Alım satım girmek, tüccar gibi spekülasyon yapmak. Yani fiyat hareketlerinden, momentumdan faydalanmak. Bunu bir kere ayıralım. Bazen şey yapıyorsunuz işte yatırımcı gibi davranan e, e, seyircilerim oluyor. Geliyorlar işte ya işte bu ne stop oluyoruz devamlı falan diye. Ya zaten ben diyor işte mesela stop olmuyorum devamlı alıyorum. Al zaten sen zaten 10 yıl tutacaksın onu. 5 yıl tutacaksın onu sıkıntı yok. Ama trader parasını iyi bakar. Yani çünkü sermayesi giderse böyle 5 yıl falan tutamaz. Çünkü başka pozisyonlara giremeyiz. Başka fırsatları değerlendiremeyiz. Bu da kısa bir dipnot diye geçelim bunu. Evet ne yaptı? Geri çekildi. Son mum çubuğundan sonra bu şu mum çubuğunu gördükten sonra alımımı yazıyorum. Stopumu koyuyorum ve kar noktamı da yukarıya işte bir yerlere yazıyorum. Yani 1'e 2, 1'e 2,5 gibi bir orana. Yani burada ne kadar bir alanım varsa benim. Bunu nasıl hesaplayacaksınız? Yani burada Diyelim ki 15.50'den girdik. Stopum neresi? Pardon özür dilerim. 15.56'dan girdik. Stopum neresi? 49 sa benim. Ne kadar risk almışım burada? 0.7'lik bir risk alıyorsam ki çok az bir kademedir ona göre yani e, forex'te vesaire yapacağınızda buna spread aralığını eklemeniz lazım ki yani 0.7 çıkarsa FX'de yani pariteler arasında yapıyorsanız artı spread'i de eklemeniz lazım. Bu da bir dipnot dipnot olsun size. Eğer ki ben burada 0.7'lik bir zarar stopu koyuyorsam aşağı yönlü yukarıya ne koyacağım? En azından 1.4 kadar yukarı çıkması lazım fiyatın ki ben pozitif beklentili oyun oynamaya devam edebileyim piyasanın içinde. Evet gelelim örneklerimize. Nasıl daha iyi kavrayabiliriz ona bakacağız. Şimdi buradaki şeyimiz günlük değil de 30 dakikalık mum çubuklarını arıyorum. Burası dolar endeksimizi ne yapalım? Diyelim ki Akbank'tan başlayalım. Bir tane Akbank yapalım. İlk başta 30 dakikada ne yapacaktık en başta? Eğer ki bir düşen trendim varsa benim nasıl yapıyorduk onu? tepe dip tepe dip tepe bölgeler ve dip nerede kırıyor en son kırdığı yer bu bölge arkadaşlar hemen buraya bakalım kırdığı yere 30 dakikada ben geliyorum hemen bu bölgeye ne yapıyorum İşaretimi koyuyorum yani ben bu mum çubuğunu aslında bakarsanız bu mum çubuğunu gördüğünde şöyle ne yapıyor tepe dip tepe dip diye geliyor. Gene tepe yapıyor, dip yapıyor. Neydi? Dipler bir öncekinin altında, tepeler de bir öncekinin altında gerçekleşiyorsa en son tepe ve dip. Burada da en son dip bir öncekinin altında. Neydi? Bizim bir düşen trendimiz var. Biz ne arıyorduk? Şu bölgeyi kırıp nerede kapatacaktı? Üstünde kapatan mum çubuğu arıyorduk ki 30 dakikada ana trendin değiştiğine olası ihtimalle değiştiği için o pozisyona girmek için bakıyorum ben şimdi. Bu bölgede en son burada ne yapıyor? Trend değişiyor 30 dakikada. Ben hemen ne yapıyorum? Pozisyona girmek için nereye geliyorum? 5 dakikalık mum çubuğuma geliyorum ve o bölgeye bakıyorum neresi. Benim o bölgem tamamıyla burada kırılıyor. Yani şu mum çubuğuyla kırılıyor. Ben de bekliyorum benim hareketli ortalamama geri çekişler bekliyorum ve her bir geri çekişte ne arıyorduk? O 4 tane mum çubuğunu ayı veya boğa pimbar veya ne arıyorduk? Ayı veya boğa yutan mum çubuklarını arayacağız gövdeleri. İlk başta burada kırdıktan sonra bu benim yutan mum çubuğum. Şöyle gösterebiliriz. Şu yutan mum çubuğum benim. ikinci sayda bunu görmedik. Şu bir kere yutan mum çubuğum. Ne yapıyor? Çekildikten sonra Neydi? 7, 14, 21'e doğru çekildikten sonra yutan mum çubuğum. Bu mum çubuğunun üstüne veya altına değil tabi üstüne. Altına çektim de altına veya üstüne değil altına alış pozisyonu yapıyoruz. Ne yapıyorum? Açıyorum alış pozisyonumu. İlk pozisyonum burası. 1, 2 şöyle büyüteyim. Bir iki kademe üstüne alışımı giriyorum. Diyelim ki şurası alış noktam ya şu bölge. Alışım ne yapıyor? Bu mum çubuğunun işte 1 iki kademe üstüne. Stopumu da ne yapıyorum? Getiriyorum. Buraya da koyabilirim ama ben bunu ibin altına koyuyorum. Çünkü çok yakın. Böyle yakılı iki, yakın iki dip varsa böyle. Yani şu şu pozisyonda eğer ki ben bunun altına koyacağıma gelirim. Bunun altına koyarım. Fark etmez. Bir kademe daha aşağı koyarım. Biraz daha güvenli olabilir benim için tabi. Siz bunu da altına koyabilirsiniz sorun değil. Ben geliyorum bunun altına koyuyorum hemen şuraya. Ve kar yerimi de burada görüldüğü gibi 1.42 en azından 1.2 verecek şekilde üste alıyorum. Bakalım gelmiş mi? Şu bölgelerde falan gelmiş. Siz bunu tabi değiştirebilirsiniz. 2.5'a falan da alabilirsiniz şu şekilde. 2.43 2.5 buralarda da kar alabilirsiniz. Hatta daha sonra devam da edebilir. Ki şöyle bir şey yapalım. Yani 1'e 2, 1'e ya vesaire oynamayıp da eğer ki trend takip ediyorsanız ki bu da bir özelliktir. Trend takip eden trader olmak isterseniz ki bunu da çok kullanırım. Özellikle nerede kullanıyorum ben bunu? Güzel trendler yapan piyasalarda özellikle emtiyalarda yani buğday, soya fasulyesi. Onlar rahat çıktıkları için veya rahat düştükleri için işte petrol ondan sonra... Yani bu tür piyasalar hatta şurada göstereyim neredeydi o piyasalar işte buğday, mısır, soya fasulyesi, işte doğalgaz, işte petrol, paladyum vesaire gibi piyasalarda daha fazla trend takip edebilirsiniz. Ben öyle yıllardır böyle yapıyorum ama siz yapmayabilirsiniz. Sallayın gitsin yani boş verin. Yani yapın veya yapmayın o karar sizin. YTD diye bir şey var ya, yatırım tavsiyesi değil. Zaten hiçbir zaman vermiyorum ben. Sadece geçmiş tecrübelerimi anlatıyorum ve geçmiş yaptığım işlemlerden size örnekler sunuyorum. Beğenip beğenmemek yani şu veya şu sizin elinizde. devam edelim. Akbank'tı bu. Başka bir şey yapalım. Şimdi diyelim, ee, ha, trend takibi olarak özür dilerim nasıl yapabilirsiniz? Ben burada 14'lük lük ee, Bakayım Emam'ın evet 14'lük Emam'ın altında kapattığı pozisyondan çıkıyorum. Eğer tren takip ediyorsam o da yaklaşık olarak şurada beni pozisyondan çıkarıyor. Yani birebir oynamış oluyorum. Şöyle de bir şey var. Break even yani tabi çıkmak önemli. Tabi çıkmak çıkmak ne demek? Yani ne kar ne zarar. Girdiğim bir pozisyonda işler benim istediğim gibi gidermiş gibi yapıp da tekrar geri dönüyorsa girdiğim noktaya. Ya ben derim ki bu piyasada bir şeyler oluyor çıkabilirim siz de öyle yapabilirsiniz. Yani burada ne kadarlık risk aldık? 0.07. Eğer ki fiyat buradan 0.07 üste gelip de şu seviyelere bu seviyelere gelip de tekrar fiyat aşağı göçüp de benim girdiğim yere gelirse ben stop olurum. Çünkü ben burada 0.07'lik bir durdurma, stop payı, zarar durdur yeri belirlediysem kendime. Fiyat 0.7 civarı buraya çıktığında ne kadar çıkacak? Bir dakika ona bakalım hemen. 0.7 yani yaklaşık olarak 8 15 seviyesine çıktığında ben buradaki stopumu alıyorum, kaldırıyorum girdiğim yere. Yani şu pozisyonuma eğer ki fiyat buradan aşağı tekrar giriş yerime düşerse tabi çıkmış oluyorum ne kar ne zarar. Bunu da aklınızda bulunsun. Evet, şimdi başka bir şey yapalım. Ereğli yapalım ya da farklı e, şey diyelim ne diyelim buna? Sanayiden olsun biraz da. Bankacılık değil de ne yapıyoruz? Yarım saate geldim. E, ne yapalım? Şöyle bir sıfırlayalım en son ne yapıyor fiyat? Burada da farklı yapalım. Mesela fiyat çıkıyor en son burada. Ne yapıyor? Dip, tepe, dip, tepe, dip, tepe, dip, tepe. Tepeler hep en son tepe bir öncekinin üstüne gerçekleşiyor. En son dip de bir öncekinin üstüne gerçekleşiyor. Arkadaşlar bu benim trend takibi sistemi ama reversal. Yani trend döndükten sonra takip eden bir sistem. Yani burada Trend burada siz buralarda da trend takip edip de girebilirsiniz. ve Eğer başka bir sisteminiz varsa ama ben bunu 30 dakikalık ve 5 dakikalık mum çubuklarında bu şekilde kullanıyorum. Yani geri dönüşler benim için daha karlı. Çünkü e, bir andaki geri dönüşler böyle 5 dakikalık mum çubuklarında özellikle e, çok iyi kar bırakabiliyor. Eğer ki trend takibine döndükten sonra yapabiliyorsanız güzel karlar elde edebilirsiniz. Yani 1'e 2'ye 1'e 3'e oynamaktansa Öyle de oynayabilirsiniz. Bu sistem dediğim gibi ile 55 60'a dayanan bir sistem. Siz bunu yapmak istemezsiniz. Trend takip de edebilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Ben trend takip ediyorum. Daha fazla alabileyim kar diye. Şöyle bakalım. Ben de dediğim gibi hani 14 emanın altında veya üstünde kapattığında pozisyonlarımı kapatıyorum. Diyelim ki burada ne yaptı? Buradaki tepe yaptıktan sonra benim en son dibimi kırıp pozisyonumu short açacağım. Yani bu pozisyonu da bunu da nerede açabilirsiniz? Ya Takas Bank'tan kiralık aracı kurum aracılığıyla Ereğli satabilirsiniz alıp da hisselerini veya Viyop'tan da short diyebilirsiniz. Vadeli işlem opsiyon piyasası. Ona göre sözleşme açarsınız ve gün içi short diyebilirsiniz. Şimdi sözleşme büyüklüklerine burada girmeyeceğim. Onun videolarım var. Yani benim videolarım hepsi birbirine bağlantılı. Hepsini yani bakmanız gerekiyor. Çünkü kolay bir iş değil. İşte bu doktor hocam gibi yani belli bir zaman harcamanız lazım bu işi yapmanız için. Hani bir anda oturup da bu iş olmuyor. İşte bir anda oturup düğmeye basıp veya telefonu al dediğiniz zaman o %95'lik kaybeden kesme giriyorsunuz. Onun için birazcık emek gerekiyor. Birazcık bir, birazcık değil, biraz biraz fazla emek gerekiyor. Diyelim ki tepe, dip bu bölgeler tekrar tepe ve kırıyor artık bu bölgeyi. Neden? Tepe bu şekilde geldi ve burası kırıldı. Nerede kırıldı? Kırıldığı nokta şu bölgenin kırıldığı nokta benim bu mum çubuğum. Ben gelip bu mum çubuğuma hemen gene yani şimdi test yapıyorum. Siz de böyle back testler yapacaksınız. Hemen ne yapıyorum? Bu mum çubuğuma bir çaprazlama son kapanış bölgesine artımı koyuyorum. Yani bu bölge benim 30 dakikada kırılma bölgem ve aşağıya pozisyon açmam için 5 dakikalık mum çubuklarına iniyorum. Bakacağız buraya. Nerede kırılmış? Bu bölgede kırıldı ve aşağı göçtü. Artık benim yapabileceğim bir şey yok. Çekilme bekleyeceğim ki stop da olabiliriz. Bakın şimdi stop da olabilirim. Veya kar da edebilirim. 45 ile 55 arasında kazanma oranımız var. 1'e 2. Stop da olacaksınız. Stop olmuyorsanız zaten stop kullanmıyorsunuzdur. Stop olmayan trader yok çünkü. di gelelim buraya. Nerede var? Burada en az, henüz bir tam mum çubuğum yok ama şu mum çubuğu. Yutan mum çubuğu. Hemen Yutan mum çubuğu veya pimbar. Pimbar değil özür dilerim. de Siz pimbar da arayabilirsiniz. Bakın bu boğa pimbar. Bunlardan değil. Nasıl burada ayı pimbar arayacağız. Bu şekilde veya bu şekilde. Nerede? Bu benim yutan mum çubuğum. Çünkü yandaki mum çubuğumu. Bakın yutuyor şu bölgede. Mum çubuğumu gördükten sonra ne yapıyorum? Satış pozisyonuna geçiyorum bu sefer. Nerede benim satış pozisyonu? Alış pozisyonu değil satış pozisyonu yakalayacağım. Yani stop yerime. Girdiğimden üste koyacağım. Pardon şöyle yapalım. Şunu açalım biraz. Ne yapıyorum? Şu bölgeye bakın buraya ayı yani satıcılı çubuğun bir iki kademe altına giriş bölgemi belirliyorum. Ve stop bölgemi de bunlar birbirine çok yakın olduğu için hemen bunların üstüne bir iki kademe veya iki üç kademe üstüne stop koyuyorum. Ve kar al noktamı da aşağı bir yerlere koyuyorum. Şöyle yapalım hatta şimdi göstereyim şöyle bir dakika şurasını şöyle yapalım. Nereye koyuyoruz? 0.2'ye koyabilirsiniz. Bakın şimdi burası ne oldu? Benim bu, bu, bu mumçu bundan sonra giriş bölgem stop bölgem 0.2 özür ay 1'e 2 yani burada ne kadar risk alıyorum? 0.14 e, TL'lik bir risk alıyorsam. Ereğli olduğu için TL. Aşağıya ne yapacağım? 0.28'lik yani 2 katına veya 2.5 katına da siz koyabilirsiniz. Bu şekilde işleme giriyorum. Ama dediğim gibi ben ne yapıyorum? Ben yani bu yüzde %45 ile %55'lik kazanan bir strateji olduğu için arasında gezen bir strateji olduğu için bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben tabii böyle kullanmıyorum. Ben eğer ki pozisyona özür dilerim. Burada girdiysem stop yerim ne oluyor benim? 14 günlük veya şey, günlük diyorum. 14 5 dakikalık mum çubuklarımda 14'lük emamın üstünde kapattığı yerde ben pozisyondan çıkıyorum. Yani olabildiğince trendde kalmaya çalışıyorum. Yani trend çünkü neydi? Trends is your friends. Yani öyle denir ki öyledir. Yani çünkü neden biz eğer ki 1'e 2'ye, 1'e 3'e, 1'e 4'e oynayacaksak piyasadaki o vahşi alıcı veya o vahşi satıcıların olduğu zamanlarda büyük karlar etmemiz lazım. Ki böyle zamanlarda trendlerin çok kuvvetli olduğu zamanlar. Bu trendler dediğim gibi 5 dakikalıkta da olur. Aynı zamanda günlük mumçuluklarında da hatta haftalık mumçuluklarında da olur. Siz nerede giriyorsanız trend takibi bu şekilde yapılır. Yani bu benim trendten koparan bir sistem. Yani ben 14'lük dışına çıktığı zaman trendten kopuyorum. Gün içi işlemlerde. Geldim geldim geldim. Nerede? Şu bölgede buraya kadar tuttum ve bu bölgede artık stop oldum. Bakıyorum o bölgeye aşağı doğru iniyorum. Tam bu bölgede stop oldum sayılır. Burada ne kadar kar etmişim? Ben 2 buçuk'tan -2 mesela 1'e 2-2.5 oynarsanız siz risk kazanç oranınızı ben burada 3.5 almış olacağım. Son bir şey daha yapalım hızlı bir şekilde. Dediğim gibi sadece kağıt olarak algılamayalım bunu. Sistem yani bir sistem yazıyorsanız, bir sistem yapıyorsanız, bir sistem ortaya koyuyorsanız, bir sistem beklesine bakıyorsanız bütün piyasalara bakacaksınız. Mesela Euro dolar yapalım. Euro dolara geldiğimizde gene en son yerden bir bakalım. Şöyle. Ne yapıyor piyasa? Tepe, dip, tepe, dip, tepe, dip yapmamaya başlıyor artık. Burada yükselme olabilir. Fiyatlar tersine dönebilir. Nerede? Bakın 30 dakikada. Ne yapıyorum ben buraya? Böyle bir trend çizgisi çiziyorum diyelim. Biraz kalınlaştırayım. Biraz iyice gözüksün. Şöyle. Bu benim trend çizgim. Neresi? En son yaptığı yer şu bölge ne yapacağım? Ben bu bölgeye kıran bir mum çubuğu aramam lazım ki reversal yani bu fiyat 30 dakikada geri döndüğünü düşüneyim. Olasılık olarak şans olarak bana geri dönmüş daha böyle olası bir pozisyona girmeye çalışayım. Bakıyorum tepem burada geçilmedi 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 direnç noktam direnç seviyem nerede geçildi tam şu mum çubuğunda geçildi. Evet şimdi ne yapıyorum ben bu mum çubuğuma Geliyorum. işaretimi koyuyorum ki backtest yaptığım için. Normalde canlı yapacaksınız siz bunu. Şu bölgeden sonra ne yapıyorum? Tam bu kapanıştan sonra işleme girecek. 5 dakikalık mum çubuğunu inip pozisyon arıyorum. Evet geldim. 5 dakika. Nerede yerim? En son şurayı yaptı. Yani tam şu bölgede şu seviyede benim kırılma noktam. Yani en son tepe burada kırıldı. 30 dakikalıkta. Ne yapıyorum? Geri dönüş arıyorum. Bakalım. Geri dönüş mum çubuğum gene yutan mum çubuğu olarak şu mum çubuğu. Yani bu sağ mum çubuğum soldaki satıcılı mum çubuğumu yutuyor. Ama ne yapıyorum? Alış mı satış mı? Tabii ki bu pozisyonda alış yapacağız. Gene geliyorum bu bölgeye. Ne yapıyorum? Bunun üstüne şu bölgenin üst 1-2 kademe üstüne alış koyuyorum. Euro dolarda parite yapıyoruz. Stopumu da Tabii ki bunun altına da koyabilirim. Buraya da koyabilirim. Eğer çok büyük bir mum çubuğuysa bunun altına koyacağım. Yani şu çok büyük bir büyük bir mum çubuğuysa bazen ATR'yi de ölçebilirsiniz. Burada 1.5 ATR, 1.5 ile 1 ile 2 ATR arası olabilir. Average True Range diye indikatörlerden. O videolarım da var. Onlara da bakabilirsiniz bu arada. Bu mum çubuğu diyelim ki bu kadar uzun bir mum çubuğu olsa böyle. Tabii ki bunun altına koymak çok risk almış olacağız. Bazen soruyorsunuz hani çok büyük bir mum çubuğu bunun altına konur mu diye. Konulmaz. Çünkü çok büyük olduğu için bir önceki mum çubuğun yani son mum çubuğunun altına bu mum çubuğunun altına koymakta daha bir fayda var. Ama burada pek fazla fark yok. Ben bunu gelip bunun altına koyuyorum. Stop'um bu seviyeler. Keral yerimse hemen şöyle yapalım. e 2 veya dediğim gibi trend takip ediyorsanız 14 günlük yani 14 5 dakikalık 14'lük EMA'nın altında kapanış. 14'lük EMA'nın altında kapanış nerede oluyor? Şu bölgede oluyor. Ben burada pozisyondan çıkmış olacağım. Ne kadarım? 1'e 1.3 kazanmış olacağım ama bu sefer de bakın siz kazandınız. Mesela eğer ki bu pozisyonu tutarsanız ki evet 1'e 2'ye 2.5'a 1'e 2'ye oynarsanız burada kar elde etmiş oluyorsunuz. Yani ben aslında bakarsanız daha düşük de kar ettim. Bu sefer de ne oldu? 1'e 2 veya 2.5'a oynayan trader daha fazla para kazandı. Yani işte olayın mantığı bu. İkimiz de para kazanıyoruz. İkimizin de farklı sistemleri var ama tek yaptığımız nokta riskimizi yönetiyoruz ve disiplinden hiç kopmuyoruz. Yani burada ben 50 bin tane şey düşünmüyorum. Pozisyona giriyorum ve işim bitiyor. Pozisyona girdikten sonra dilerseniz bu duyguları kontrol edemiyorsanız yapabileceğiniz, aşabileceğiniz duygu değilse bu zarar etmeler vesaire girdikten sonra veya işte aracı kurma emri verdikten sonra Hemen o ekranı kapatıp aracı kurumla da iletişimi kesip nasılsa olsa stop yeriniz belli. Çıkın gezin top oynayın vesaire maça gidin spor yapın. Yani ekranın başında oturmanıza da düzüm yok bu saatten sonra. Yani bugün içi trace ise 5 dakikalıkta. 5 dakikalık çünkü bu duyguları kontrol etmek çok zordur. 5 dakika içinde böyle inanılmaz paralar kazanıp kaybettiğinizde bu duyguları sizi titretir. Elleriniz ayaklarınız birbirine dolaşır. Onun için ne yapıyorsunuz? 5 dakikalık gün içi trade'lerde bu stresten kurtulmak için pozisyona giriyorsunuz, ekranı kapıyorsunuz ve başka işlerle yapıyorsunuz. Ve o gün zaten bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Gün içi trade'ler yani aynı gün içinde işlem açıp kapıyorsanız herhangi bir zaman diliminde mesela bugün ben gün içi trade yapacağım. En fazla ben kendim yine iki tane işleme girerim. Üçüncü işlemi açmam. iki tane işlemim karlı veya zararlı. Kapandıktan sonra benim için o gün bitmiştir. Bir dahaki trade için bir dahaki alım satıma ertesi gün girerim. İsterse günün, bugün mesela diyelim ki sabah 9'da 10'da oturdum. 12'de iki tane işlemim sonuçlandı. Kârlı zararlı sorun değil. Benim için değil. Sizin için de olmayacak. O gün 12'de bugünlük trade benim. Bugünlük trade alım satımı benim için bitmiştir. İstediği gibi pozisyon gelsin girmem. Ertesi güne kendimi saklarım giderim. Kendimi rahat edecek bir şeylerde geçindiririm. Bu çok önemli. Mutlaka bunu yapın ki bu psikolojik duygulardan günç trade eden arkadaşlar kendini biraz kenarda tutsun. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğenmişseniz beğen, beğenmediyseniz beğenmeyin. Ama e, beni dediğim gibi yeni tanıyorsanız mutlaka ve mutlaka o e, abone ol butonu aklıma gelmedi. Abone... <laughs> Söylemeyin uzun zaman olmuş. Abone, abone ol butonu, abone değil abone ol butonu ve aynı zamanda neydi o butonun adı? E, hani böyle alarm veriyor ya. Bildirim butonuna tıklarsanız dediğim gibi belki bir sonraki videom senin için yararlı olacak. Seni büyük bir zarardan kurtulacak, kurtaracak. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Kendinize çok dikkat edin. Olasılık ve şans hep sizden yana olsun. Bay bay.